Akıntıya Karşı programına hoş geldiniz. Mart ayının son programını yapıyoruz Cem abi. Nasılsın? Teşekkür ederim Melih. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Dün yalancı bir güneşi görmekle beraber bir tık hemen burnunuz kanmış görülüyor gibi öyledir. Burunlar tıkan. Bir de dün biz burada İkbal'le biraz top oynadık. Anlayışı pek merak etmeyen, yarını pek tasarlamak taraflısı olmayan, bugün hemen ağzımızı alalım. Şey gibiydi o, hani altın yumurtlayan bir tavuk hikayesi siz okudunuz mu ilkokulda? Okudum abi. Yayın gitti yorumları var, bilmiyorum. Neyi varmış? Yayın gitti yorumları var. Sanırım sayfayı yenilerseniz gelecektir diye düşünüyorum. Peki. Bakalım. Ben zaten bulamadım yayın altları okuyayım diye. Ben daha girdim. Evet buldum. Şu anda buldum. Şu anda yayınız. Evet yani altın yumurtlayan tavuk gibi. O günü hemen kurtarmaya çalışıyoruz. Bir de tabii böyle mağlubiyetlerden sonra öneri sahipleri futbolu icracılardan daha iyi bildiklerini de düşünmemize neden olan değerlendirmeler yapıyorlar. Yani diyorlar ki onun yerine bu oynasaydı, böyle değil de şöyle oynasaydık diyenler aslında Montella'dan, Stefan Kuntz'tan, Mircea Lucescu'dan, Mustafa Denizli'den, Şenol Güneş'ten ve Fatih Terim'den bu işi daha iyi bildiğini vaaz ediyor. Alttan alta bunu bu netlikte söyleyemiyor. Onların yerine bizim gibi yarım akıllılar söylüyor. Bu arkadaşlar bu konuları daha iyi biliyorlardır diye. Oynanan bir maçın ardından tabii ki bunları konuşmak daha... Bir de oynanan ve böyle biten bir maçın ardından. Şimdi maçın ilk devresi başka, ikinci devresi başka oynandı değil mi? Evet. İşte Montella'ya sorulacak sorular o. Ne oldu bu ikinci devrede? Bizim niye böyle olduk ikinci devrede? Hani maç 1-1 bitiyordu neredeyse ilk devresi. Evet. Hani bir tane bir şey oldu. Niye böyle oldu sorusunun peşine düşeceğimize. Bunu nasıl gideriz? İlk devreyi ikinci devreye nasıl taşırız? Bunun peşine düşeceğimize onu bilmiyor, bunu bilmiyor'a döndü iş maalesef. Şöyle yapalım istersen abi, bunu yapalım. Biraz sonraya bırakalım çünkü PFDK sahipleri büyük merakla bekleniyordu. Dün Futbol Federasyonu'ndan da gelen haberle herkes bir internet sitesinin üzerine çöktü ama çok da umduğunu bulamadı futbol severler, haberciler, gazeteciler. Kararlar şu şekilde, olaylarla ilgili sevk gerçekleşmiyor. Ali Koç, Ertuğrul Doğan ve Dursun Özbek sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk ediliyor. Ali Koç ve Dursun Özbek'in açıklamaları 13 Mart'a dair ama sevk edilme tarihleri 27 Mart. Burada bile bir tutarsızlık var. Açıklamalardan dolayı sevki çok daha belki erken yapılabilirdi. Sonuçta olayları bekletilmesini konuşmuştuk burada, anlaşılabilir. Görüntülerin tamamının izlenmesi bekleniyor. Ek görüntü var mı onlar bekleniyor. Hukuki bir sürece belki gittiği için bunu anlaşılabilir bulmuştuk. Ama sonuç olarak açıklama 13 Mart. Takip eden haftada da gerçekleşebilirdi bu sevkler. Hani sportmenle aykırı hareket sevkleri. O da 27 Mart'ı buldu. 13 Mart için 2 hafta beklemişsek maç için herhalde bir 2 hafta beklememiz gerekiyor mu acaba? Yok, seçimden sonra açıklanacak büyük ihtimalle. Seçim o kadar uzayacak mı? Bana öyle geliyor. Seçim bekliyorlar. Çünkü çarşamba, yani salı günü Süper Lig tekrar başlıyor. Tabii seçimden sonra açıklanacak diye duyduğumuz şeyler, kulağımıza çalınanlar gerçek gibi. Hemen bir şeyi, Hüseyin Karakoç'u hemen bir şey yapalım, iyileştirelim, aydınlatalım. Cem abi diyor, konuştukların her şey çok doğru, konuştuğun her şey çok doğruydu ya orada. Her şey olmuyor, cümlede bir problem var, hızlı yazma, bir daha oku. Ama çok gidici şekilde konuşuyorsun, o konuşuyorsun da yanlış yazmışsın, olmamış. Bak şimdi, birimiz yazıyoruz, birimiz konuşuyoruz. Sen aslında düzeltilebilirsin. Ben kendimi biraz daha zor düzeltirim sana göre. Çünkü ben bu ülkede böyle konuşa konuşa büyüdüm. Böyle sohbetler dinleye dinleye büyüdüm filan. Şimdi bu iticilik meselesi subjektif bir şeydir. Yani karşıdan öyle görünüyordur. Benim arkadaşlarımın çoğu, beni tanıyanların çoğu bu adama rastladılar hayatlarının uzun bu bölümde. Çok da beni itici bulan görmedim. Sadece inatçı bulan, ısrarcı bulan, tutarlı olma gayreti çok olan, bir şeyde, bir fikirde çok işte sebat eden, inat eden birisi olarak görürler. Büyük ihtimalle bu inat meselesi şöyle oluyor dostum Hüseyin, şundan oluyor. İnsanlar kendi düşündüklerinin onaylanmasını istiyorlar. Sen onları onaylamadığında seni dışarıya koymaya çalışıyorlar. Yani o kadar alışmış ki herkes söylediğinin birileri tarafından kabul edilmesine. Yani Gibi'nin bölümlerinden, son bölümlerinden bir tanesinde İlkan işte tarot falcısı oluyor. Mahalledeki yaşlı kadınlara fal yapıyor işte, ablalara, teyzelere filan. Sonra şey, sinek yakalıyor ayağına. Yılmaz bir tane sinek yakalayınca İlkan'ın dünyası yıkılıyor. Ya kimse benimle ilgilenmiyor diyor. Mesele biraz buraya dönüyor. Yani kimse mesela filmdeki, dizideki Yılmaz'ı itici bulmuyor. Temel karakter buluyor.
Buraya geldiğinde tam tersine başka bir muamele yapılıyor. Anlatılanlar doğruysa zarfla değil mazrufla ilgilenmek gerekiyor. Ben hani kendi adıma çok da olumsuz bir tarzım olduğunu düşünmüyorum. Düşünsem değiştiririm. Ama yani bu kadar öfkelenilecek, bu kadar itiraz edilecek, bu kadar karşı çıkılacak bir şey varken bu kadar uslu bir çocuk olmaya, bu kadar sakin kalmayı nasıl başardığınızı hepinizin adına ben şaşıyorum size. Ben kaç yaşındayım? Çok rahatlıkla şunu söylerim. Bana ne ya derim. Şunun şurasına kaç yıl ömrüm kaldı der. Çekilirim kenara. Bu hayat sizin hayatınız. Bunlar sadece benim başıma gelmiyor. Sizin başınıza geliyor. Şimdi ne oldu? Gel PFDK'ya. PFDK kararları açıklanmış değil mi? Evet. Kulüp başkanlarını göndermişler. Aralarından birini daha göndermişler. Bak şimdi. Bunu nasıl öğreniyoruz? Biri daha var arada. Kulüp başkanı olmayan biri var. Bu üç kulübün başkanının dışındaki dördüncü büyük sayılan kulübün başkanının adı nedir? Var mı lan? Hasan Arat değil mi? Beşiktaş gitmemiş. Başkanı. Kim gitmiş Beşiktaş'tan? Hüseyin Yücel. Hüseyin Yücel gitmiş. Niye gittiği PFDK seyitlerinde açıklanmış mı? Yok. Demişler ki X'deki, X'deki açıklamalarına istinaden sportmenliğe aykırı şu 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 maddelerden kendisini disipline sevk ettik tedbirsiz olarak. Böyle demişler değil mi? 36. maddeye dayanarak. Bundan nereden öğreniyoruz biz ne dediğini? Nereden öğreniyoruz? Beşiktaş'ın açıklamasından. Bu kalemin ucu gitmiş herhalde. Neyse inşallah düşmez. Yenisi geliyor. Şeyden anlıyoruz. Beşiktaş'ın yazılı açıklamasından. Diyorlar ki Semih Kılıçsoy hakkındaki kişisel şeyinden hesabından kişisel hesabından yaptığı açıklamaya. Nedir kişisel hesap? Hüseyin Bey'in kendi fikri olan ve sadece kendisini bağlayan. Yani Hüseyin Bey sadece Beşiktaş yöneticisi değil ki. Okullar var, şunlar var, kendi iş hayatı var filan. O da işin içinde o da var değil mi? Peki biz bu Semih Kılıçsoy tartışmasını kimden hediye aldık? Sorayım şimdi sana. Milli takımdan, Montella'dan ve kadroyu alınmamasına. Kimdi onu söyleyen Beşiktaş'ta? İlk kimden duyduk ya? Nasıl oldu böyle bir şey tabii. Diye? Feyyaz Uçar. Kimdir Feyyaz Uçar? Beşiktaş futbolu. Niye sevk edilmemiş? X'den, şahsi hesabından yapılmadı diye mi? Kameralara konuştu diye mi? Ya da kameralara konuştu. Şimdi ben şey kullanıcısı değilim. Eski Twitter, yeni X kullanıcısı değilim. Bilmiyorum o işleri. Dolayısıyla Hüseyin Bey'in ne dediğini de sevk olup efendim şey Beşiktaş basın açıklaması yapana kadar bilmiyordum. Nasıl üslup? Güzel değil mi? Neydi kardeşimizin Hüseyin? Fena gitmiyor değil mi üslup? Bak bilmiyordum. X kullanıcısı olmadığım için. Parayı verdi arkadaş. Satın aldı malzemeyi. Kuşu attı. Gitti. Dedi ki bunun adını değiştirdim. Kolay çünkü. Para olunca her şeyin adı değişiyor. Hala çoğumuz Twitter diyoruz değil mi? Öyle ya, alışmak zor yani. Alışmak sevmekten daha zor geliyor diyor ya. Şimdi bak, nerede Feyyaz Uçar? Ben Feyyaz Uçar'ı biliyordum. Televizyonda izledim, karşı çıktım. Yanlış dedim bu yöntem. Böyle bak yaklaşılmaz futbola da oyuncuya da dedim değil mi? Şimdi ne oldu bu PFDK? Herkes neyi merak ediyor? Efendim Trabzon, Fenerbahçe maçında sahada sevkleri şunları bunları. Şimdi ne oldu? Görüntüler hala inceleniyor mu? Tanıklar hala dinleniyor mu? Raporlar hala okunuyor mu? Aradan Dursun Bey'i de göndermişler. Çünkü öyle bir muazzam bir tartışma olmuş ki. Mesela ben Dursun Bey'in yerinde olsam. Ya bir dakika beni niye sevk ettiniz? Siz eyleme geçseydiniz ben bu açıklama yapmak zorunda bile kalmayacaktım. Çünkü bana sordular da söyledim. Sorduklarını da söylemese miydim? Bana bu konudaki görüşümü sordular. Siz sevk etmiş olsaydınız ben derdim ki konu disiplin kuruluna intikal etti. Beni aştı der. Çıkardım işin içinden derim Dursun Bey'in yerinde olsam. Savunma. Ya yani savunma bile yapmaya gerek yok da. Hani bunların çok işlevsel şeyler olmadığını bu sevklerin biliyoruz ama. Yani şimdi içinde bu kadar tuhaf haller var. Şimdi bu tuhaf hallere böyle karşı çıkmak yerine. Böyle karşı çıkıldığında işte üsluplu, tavırdı, tarzlı konuşmaydı. Bu da bu çocuk böyle büyüdü. Yani bir zamanlar bir şarkıcı arkadaşımızın söylediği gibi ya Oxford'larda da biz mi gitmedik dedi de hani güldük ya hepimiz. Öyle oldu biraz da yani. Bizim olanaklarımız, yetişme olanaklarımız, kültürel havzamız, bizi büyüten habitat, eşimiz, dostumuz bizi böyle büyüttü. Şimdi bunu da dönüştürmek biraz zor. Ha ayrıca istemiyorum lan dönüşmek.
Yani uslu efendi, sakince konuşan filan böyle birisi gibi olmak da istemiyorum bu ara. İstesem olurum belki. İstemiyorum da yani. Şey demişlerdi bir gün bana. Bir yurt dışından bir arkadaşımız geldi. Ya dedi, sen niye hep sakallısın dedi. Zor bir soru şimdi değil mi? Zor bir soru. Ya bulamadım da bir şey. Dedim ki ya biz doğuluyuz dedim. Doğulu mu? Ya doğulu. Doğulular sakal. Nereden aklıma da geldi? Ne alakası var yani? Doğuya doğru git işte, hani batı doğu diye ayrılıyoruz da dünyadan bakınca, uzaydan bakınca dünyanın doğusu batısı yok. Batı medeniyeti diye bir isim uyduruyorlar. Çinliler doğuda sayılıyor, işte onlar Kanada batıda sayılıyor filan işte. Niye Avrupa merkezli düşünce dünyası, işte kapitalizm, endüstriyel gelişmeler filan. Sonra birden düşündüm. Saçma sapan bir şey söyledim ya dedim arkadaşa, çeviriyor bir dostumuzla. Ya dedim, yok ya, yüzümü böyle beğeniyorum. Aynanın karşısına geçtiğimde kendimi beğendiğim hal bu. Benim de askerlik dönemlerinde sakalsız zamanlarım oldu. Oldu yani. Yani bu çocuk da böyle, bu adam da böyle, bu yaşlı da böyle. Sizin yaşınıza göre kendimi tanımlıyorum şimdi. Bu da böyle birisi. Bununla mücadele etmek yerine şu anlattığımla mücadele edeceksiniz. Ya Hüseyin Bey gitti de Feyyaz Bey niye gitmedi? Kim ölçtü biçti bunu, değil mi? Yani geldi mi? X'ten yapılan paylaşıma Dursun Özbek de gitti. Demek ki kameralara konuşunca... Konuşunca bir şey olmuyor değil mi? X'ten gidiyorsun. Yani X'in bir yani kişisel hesabın bir şeyi var mı yani... ne diyelim, bir etkisi olmalı mı? Diyorsunuz ki Galatasaray Başkanı, Beşiktaş yöneticisi olduğunuz için kitleleri etkiliyorsunuz. Ya televizyonun karşısında etkiledi ya insanları. O niye yok sevkte? Hani olsun diye söylemiyorum ha bu arada da. Bence de olmasın. İnsanlar söyleyiversinler. Ama huzur bozuluyor. Yani bunları şöyle yapsak olur. Disiplin yönetmeliklerini geniş çizgide yazacağımıza onların adlarını koysak, desek ki şu alanlara şu gruplar giremezler. Yönetici şu konuya giremez. Milli takım, hakem, federasyon bunlara giremez. Protokolü imzalayın. Bakın buna göre ceza. Ya spor benliğe aykırı şey gibi. Çerçevesi çok geniş ve yani keskinleştirilmiş. İstediğini alıyorsun, istediğini dışında tutuyorsun. O da diyor ki ya beni o konuşmadan bunu sevk ettin, bunu niye sevk ettin şeye benziyor. Elin doğal konumda değil. Şimdi caydırıcılığı da olmuyor. Az önce söyledik, Beşiktaş yöneticisi X'de yaptığı paylaşımdan dolayı gönderildi. Tekrar tepki olarak yine aynı yerden yine paylaşım yaptı. İlerleyen günlerde muhtemelen bir kez daha gidecek. Şunu anlayan var mı ya? Elin doğal konumu. Birisi yazmış bunu. Bize de, bizim dile de öyle çevirmişler. Kimse o değilse. Elin doğal konumu. Böyle bir elin doğal konumu olur mu ya? Adam karşıdan şut atıyorlar. Böyle diyor. Biraz futbolcunun abartması sanki o. Çünkü yani normal hayır şu canım şekilde, ya. Hayır, elin, şu şekilde durduğunda... Ya, eli açık geldi diyor. Ya bilmiyor ki şimdi. Hayır onu demiyorum. Ya şunu yapmana gerek yok diyorlar aslında futbolculara. Onlar ha, bunu kendi seçiyor biraz. Bunda da beden böyle normal oldu. Böyle de git demiyor ki ama tamam. şu şekilde okeyler. Peki böyle yaptı bak, ellerimi göstereyim. Böyle duruyor. Top geldi buna vurdu. Şimdi garantisi yok ki bak. Geldi buna vurdu. Tamam. Adamın eline yok. Bak şimdi son tartışma ne? Top düştü havadan. İşte o şey maçı. Eline değdi. Eline çarptı. Ben öyle gördüm diyor. Yani çarptı mı? Eskiden ne kadar kolaydı değil mi? Hakeme diyordun ki. Elle oynamayla. Ele çarpmayı ayır, işine bak, devam et. Yani devam et diyordun. Girdi falan ama. Ama şimdi yok, görüntü satacağım, zamanı duracağım, sana reklam göstereceğim. Kimse orada adalet aramıyor ya. Oyun durduğu sürece ağırlaştırılmış şekilde size reklam takdim ediyorlar. Siz onu adalet aranıyor zannediyorsunuz yani. Yani bu çok basit. Yani bu teknolojinin, kapitalizm küçük cambaz abaklarıdır bunlar. Orada çıt cüzdan alırlar arka cepten. Maçlar da bu arada... Nedenle ön cebe koymaya çalışıyor yani. Maçlar artık tekrar pozisyonlar için artık izleniyor bu arada. Hani tabii bir gol olduğunda gol sevinci yaşıyor orada futbolcu. Taraftarı gösteriyor. Birçok orada bir şeyler yaşanıyor. Ama iki takım taraftar da bence golü kim atarsa atsın. Acaba öncesinde sonrasında offside var mı? Faul var mı? Çünkü sonuçta var buna karışabiliyor bazı şeylere. Bir tekrarları gelse ondan sonra sevinelim moduna geçiyoruz artık. Yani iki kez seviniyoruz ya gol olunca. Gol oldu, var durdurdu, bir daha verdi, bir daha sevindin, bir daha üzüldün. Bir daha seviniyorsan... Tekrara bakıyorsun, o diyorsun ki reklam geliri. Ali Koç'a gelelim abi. Dün Twitter'a, X'e diyeyim. Bende de alışkanlık evet. Oldu. X'e bir anda Fenerbahçeli birçok gazeteciden bazı gündeme dair maddeler düştü. Ali Koç'un yaptığı kapalı basın toplantısında ilk olarak sevklere dair konuştu Ali Koç. Daha doğrusu ilk olarak bunlar düştü. Sevkler konuşuluyor. Tek bir oyuncumuz bile ceza alamaz. Alırsa neler yapacağımızı da görürler. Düşünün, sahaya yüzlerce taraftar girdi. 4 tanesi tutuklu. Sevk edilecek oyuncu sayısı da 4.
Sanki her şeyi biz yapmışız, bize ceza veremezler, vebaline katlanırlar. Üst araması yapılmamış, maskelerle tribünlere gelinmiş, sanki olayların önü açılmış. Tünelde büyük olaylar yaşandı, tek bir görüntü yok, bize vermiyorlar. Yerel yetkililer bu işe izin verdiler. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la temas halindeyiz. Ne varsa konuşuyoruz, ne çıkarsa birbirimize bilgilendiriyoruz. Bu açıklamada en çok katıldığım yer ve en başından beri söylediğim yer, gerekli emniyet tedbirlerinin alınmadığı. Burada haklı bence kesinlikle. Ya önceki ama bak niye haklı değil? Önce emniyet tedbiriyle o maçlarda da oldu bu şimdi. Yani buna indirgenecek bir basitlik değil bu. Saha yani içindeki... Polislerin olduğu maçlarda da bu oldu ya. Ben bu ülkede büyüdüm ya. Beşiktaş türbününden benim gözümün önünde bir Antep maçında atlandı. Sahaya gittiler, patar kütere falan bir şeyler oldu. Polisler vardı. Samsun, Ercan Koloğlu polislerin olduğu yerde tuttu. Ergül Yüce dahi elinden hakemi çekti götürdü. İnsanlar aşağı iniyorlar. Olur yani bunlar. Oluyor. Caydırıcı hiçbir şey. Evet. Bu değil yani gerekçe. Şöyle olabilir mi peki abi? Sonuçta oyunun çok gergin olduğunu görüyorsun. Sonuçta bu maçın stadyumun bir güvenlik amiri var. Polisi var. 3-4 yıldızı falan burada. Maça sürekli bir şeyler atıyor sahaya ve hala stat kenarlarında polisler konuşlandırılmamış. Orada hakemin işi diyor ya işte maalesef o da elini koydu. O hakemin işi ayrı. Hani oyunu durdurmamak, bitirip bitirmemek onun işi. Ama güvenlik önlemlerini artırmak da polisin o işte stat amirinin işi ise. Olabilir de maç oynanıyor ya şimdi bak bir şeyi karşı yani doğru bulmaya başladık mı şimdi bunun buradaki temel anlatı ne? Bizim 4 oyuncumuza ceza verilmesin. Yani okay. Osterwolde, Osay Samuel, İrfan Can Eğribayat başka kim vardı? Biri daha bir kayıcı daha vardı. Bir tane dördüncü aynen. Oyuncu var. Yani şimdi bunların ismi olmasa aslında tartışma buralara doğru gitmeyecek. Hani Trabzon cephesi açtı ya tartışmayı. Yani adli bir vaka olarak büyük ihtimalle konu kapanacaktı. Şimdi Fenerbahçe oyuncularımız ceza almasın defansına geçmiş durumda. Ya şimdi adliyenin gösterdiği, verdiği reaksiyonu. Bak 4 tane tutuklanmış diyor mu diyor. Evet. Belki diğerleri hakkında da soruşturma yürüyor. Yüz tanıma sistemleri, gözaltı kararları bilmiyoruz onların ne aşamada. Şimdi elimizdekiler üzerinden, eldeki veriler üzerinden konuşuyoruz. Bir yandan Trabzonspor hani yok ayakkabı silaha sayılır, yüzüne vurdu, yere düştü denildiği için şimdi biz bu noktadayız. Bütün bunları açıklığa kavuşturmanın tek yoluydu. Belki Dursun Bey de kurtaracak şey oydu. Disiplin kurullarını bir an önce çalıştırmaktı. Çalıştıramadım çünkü işin içinde siyasi baskı denildi, o kentin ayrıcalığı mı denildi. Bak şimdi Ali Bey diyor ki, yelekliler tamam diyor, kulüp yöneticileri tamam ama bu kentin kolluk güçleri yani vali, emniyet müdürü onları iş aradığına konuşmalar yapıyor. Peki bütün bu kadar gecikince işler, işin içine birileri ne diyorsun bu konuya diye soru sorulduğunda konuşuyor, ben dahil. Dolayısıyla bilmediğimiz bir konu, yani ucundan tutamadığımız bir konuda hepimiz... Ceza işleme tabi tutulacak sınırlarda gezmeye başlıyoruz. Çünkü geciktikçe farklı senaryolar ortaya çıkmaya başlıyor. Bir şey söyleyeceksin. Sana da ısrarla diyorlar ki yani bana diyorlar. Ya gene suya sabuna dokunmadan konuştu. Ya alışmışsınız her konuda birinin kanaatine tabi olmaya. Ben o kanaate edinecek birisi değilim. Elimde veri yok ki diyorum yani. Neyi bileyim. Ben şimdi Egemen Korkmaz'la Osterwolde'ye aynı muamele mi yapılacak bilmiyorum ki. Biliyor musun? Bilen var mı aramızda? Ya bilinmiyor tabii ki. Bilinmeyen bir şey üzerine diyorlar ki hadi sen de bu konuda fikrini söyle ya. Var bir fikrim ama bu kadar merak etme. Senin fikrin ne diyorum? Senin fikrin ne yazıyor? Onun dağıtılması lazım. Yarısı diyor ki Trabzon ligden atılsın. Yarısı diyor ki Osterwolde ceza alsın. Şimdi buradan bir hukuk, adalet, eşitlik, hakkaniyet, geleceğe dair bir umut çıkar mı? Ya ortadan ikiye bölünmüş bir yapı birbirleriyle münakaşa edip duruyorlar. Burada olduğu gibi. Burada da evet ya. Ben şimdi baktım tekrar. Yani alta bak işte görürsün yani. Böl %50-%50'ye. Demin bir arkadaşa bir konuda bir şey uyardım burada. Yapma bak evladım bunu dedim gençlerden Rıdvan'a. 10'da 9'u dedi. Hemen içeride bir anket yaptık. %50-%50 çıktık. Yani Rıdvan'ın yapmaması gereken şey. Rıdvan dedi ki 10'da 9 böyle benim gibi davranıyor. Ben hemen içeridekilerde 8 kişide bir anket yaptım. Yarı yarıya çıktık. 4'e 4 çıktık. Ya Rıdvan doğru değilmiş. Çünkü öğretilmiş Rıdvan'a doğrusunun böyle olduğu. Ne yapacak Rıdvan bu konuşma, bu abisinin manzum konuşmasından sonra o kötü alışkanlığını terk etmiş olacak. Onu bekliyoruz kendisinden. Burada da böyle. Yani burada ortadan ikiye ayrılınca bir şey olmuyor. Çünkü herkes kendi setinin arkasında birikiyor ve bu kez doğru arayışı bu gürültüye, bu demagojiye, bu ajitatif ortama kurban ediliyor. Öyle ediliyor yani. Evet. Ya bu şimdi 2 puan önde olsa,
Bak 2 puan önde olsa. Bataklık kurutma ifadesi var ya, biz bu bataklığı ne diyor? Fenerbahçe'nin isyanı diyoruz Ali Bey. Bataklığı kurutmak istemesi. 2 puan önde olsa bu hadise Galatasaray Trabzonspor maçında olsa böyle bir reaksiyon verir mi? Bataklığı kurutmak isteyen vermez değil mi? Ya onun isyanı tabii ki Trabzonspor Galatasaray maçında da böyle bir şey olması tabii ama burada yaşanan bu kaçıncı olay olduğu ama için. Ama bu kadar ajite olmaz diye söylüyorum. Şimdi bunun temel meselesi, bu ajite tutumun meselesi esası nedir? Kendi kulübünün haklarını savunmak. Çünkü bu da öğretilmiş bir şey. Yanlış bir şeyi bile savunmaya çalışıyor insanlar yani. Söz konusu futbol olduğunda. Bak şimdi buranın en tehlikeli ifade, 2-3 tane çok tehlikeli ifadesi var ama bence Fenerbahçe açısından üzerinde titizlikle düşünülmesi gereken en önemli başlık burası. Şöyle demiş Sayın Koç. Sarı lacivertlerin bir numarası şeyden alıyorum. Milliyet gazetesinden okuduğum bölümden çiziyorum altlarını. Sözlerini şöyle sürdürdü. Biraz konu 3 saat 15 dakika konuşulmuş. Epey bir bölümünü de oraya katılımcı gazeteci arkadaşlar konuşmuşlar. Önümüzde kötü, daha kötü, en kötü olmak üzere 3 seçenek var. Şimdi bak, burada izleyen Fenerbahçeliler varsa önümüzdeki seçenekler sizler için sınırlanmış. Kötü, daha kötü, en kötü. Normalde seçenek nedir? Yani etik, estetik, epistemoloji. İyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış. Yani bilgi teorisi, epistemoloji, doğru, yanlış. Etik, iyi, kötü, estetik, güzel, çirkin. Bak dikkat edin, bir zıtlık var. Yin yang yani. Şimdi burada olumsuzluklar içinden birini seçeceğiz. Ya kötüyü, ya daha kötüyü, ya en kötüyü. Burada doğru yok, iyi yok. Burada iyi yok yani. Fenerbahçe'nin lehine bir durum yok ki burada. Seçtiklerinden birini Fenerbahçe'nin lehine bir durum olarak açıklamak zorundasın ondan sonra. Büyük ihtimalle de kötüyü seçecekler. Çünkü en kötü Fenerbahçe'nin kaç yılına mal olacak hiç kimse bilmiyor. Ölçülebilir şeyler değiller. Yani zarar, buradaki zarar, kötü de, daha kötü de ve en kötüdeki zarar ölçülebilir değil ki. Şimdi gelecek, kaldıracaklar işte oradaki ajde konuşmalar yapılacak, Türk futbolunu kurtarıyoruz diyecek. Büyük ihtimalle eller kalkacak, kalkan eller diyecekler ki ligden çekilelim. Hani birinci plana geri dönecekler. Şimdi bu kötü mü? En kötü mü, daha kötü mü bilenimiz olacak mı? Bu mesela Bayburt'taki bir Fenerbahçeli çocuk için ne anlama ifade ediyor düşünen var mı? Yok değil mi? Yani sahadaki futbolcu için de ne anlama ifade ettiğini bilen yok. Çünkü onlar şampiyon olmak için oynayan futbolcular. Devam ediyorum. Bir soru soracağım sana, bitireyim. Dur, bitiriyorum. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak. Şimdi alt lige inmek kötü olsun. Bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek daha kötü olsun. Yurt dışında bir takım almak da en kötü olsun. Şimdi yurt dışından bir takım aldık. Tamam, verdik parayı, aldık. Buradaki insanlara ne ki bundan? Neyse mesela Fenerbahçe'yi tutuyor olsam ben. Ben Fenerbahçe'yi tutuyor olsam. Gitsek İngiltere Championship'den. Herhangi bir takım aldım diye. Aldık. İspanya birden bir takımı aldık. İspanya'da alınamıyormuş. Hemen gazeteci bunu okuyunca sormuş İspanya'daki bilir kişilere. Onlar demişler ki İspanya yasaları el vermiyor. Katalunya ayrılmış olsaydı Barcelona İspanya La Liga'dan atılacaktı. Buna olur verenler. Atılacaktı. Buradaki yasaların izin verdiği tek ülke var. Andorra. Bir tek Andorra'yı biz burada oynatabiliriz. Onlar da kazanır gelirlerse. Diğer ülkelere izin yok demiş. Şimdi bunlar kötü, daha kötü, en kötü seçenekler mi? Ve alt lige düştük. Diyelim ki alt lig. Şimdi alt lige düşünce de şöyle bir inanış var. Tuhaf bir durum bu. Sorunu sakla. Tamam. Uçarak gidiyorum çünkü. Yok, sorun değil. Sol şeride çıktım, sinyalle gidiyorum otobanla şimdi. Alt lige düştük. Diyoruz ki Fenerbahçe kesin çıkar. Öyle mi? Şimdi bak, kesin çıkarcıların yani büyük bir çelişkileri var. Yani temel çelişki, baş çelişki. En büyük çelişkileri şu. Burada şampiyon olmamalarının nedeni dış güçlerin kullandığı hakemler. Aynı operasyon aşağıda olabilir mi bu varsayım? Yani alt ligde olabilir mi? Olur değil mi? Olabilir. Hadi ben de şöyle bir varsayımda bulunayım. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de şampiyon olmasını istemeyen işte dış faktörler burada olmasını istemiyor.
Geri buraya çık ki izlenilirlik artsın ama biz seni yine şampiyon yapmayalım mı? Öyle mi düşünüyorlar? Bilmiyoruz ki. Ya bilmiyoruz. İşte kesincileri söylüyorum ben de. Kesin çıkarcılara söylüyorum. Bir garantisi yok. İki, alt ligde sen alt lige düştüğünde 9 yaşından 10 yaşına geçecek çocuklar, Fenerbahçeli çocukların Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu ligde kim var sonra o takımı tutan arkadaşlarıyla bu ülkenin herhangi bir yerindeki arkadaşlarıyla ilişki kurmaları da ortadan kaldırıyorsunuz. Yani işte belli sayıda bir kongre üyesi var. Kongre üyeleri el kaldıracak. Efendim nere? Söyle bakayım bana. Neresin? Sen nereliydin? Keçiören Gücü. Yok takım aile söyle. Nereli? Aile. Yozgat. Yozgat'ın neresinden? Sarıkaya. Sarıkaya'daki çocuklar. Fenerbahçeli çocuklar. Şimdi bunun da hakkında karar vermiş olmuyor musun? Yani Karadeniz'de Ünyeli Fenerbahçeli çocuklar hakkında, Kelkitli Fenerbahçeli çocuklar hakkında vermiş olmuyor musun Hozatlı, Iğdırlı? Ama şu anda da öyle yapılmıyor mu zaten? Mesela bir transfer yapılırken de... Ama ligdesin ve o bir tartışma kültürünün içinde. Ligdesin ya. Anladım, tamam. Düşmeyi de... Öbüründe değilsin. Zaten aldığın her kararla işte Türkiye'nin veya dünyanın kuşkusuz her yerindeki Fenerbahçeliler hakkında karar alıyorsun. Kuşkusuz ki problem. Kuşkusuz. Hepsine çünkü orada dikkat et. Biz diye başlar okul. Mesela Aziz Yıldırım zamanında Alex'i gönderdi ama işte Kelkit'teki Fenerbahçelilere sordu mu gitmesini doğru, istiyor musun tabii, istemiyor musun işte diye. O nedenle buralardayız. O nedenle o takım konuşması biz diye başlar. Bizler herkesi içine alır. Çünkü kimsenin başka türlü düşünme hakkı yoktur ki. Yani mesela bak Beşiktaş'a dön. Hemen zıpla burada. Beşiktaş gittik. Diyor ki açıklaması var mı Beşiktaş açıklaması bir yerde? Bulabilir miyiz şunu? Çok güzel aslında. Çok kafamızı açıyor. Daldan dala atlıyoruz ama çok kafa açıcı metinler bunlar da o yüzden. Yani düşünmemize, doğruyu bulmamıza, doğrudan taraf olmamıza çok yarayan metinler bunlar. Ya ben sabah bir şey söylemek istiyorum. Için. Sevgili Fenerbahçe kullanıcı adı. Son yorumunu söyleyeceğim. O bizim problemimiz Cem Bey, sizi ilgilendirmez. İlgilendirir. Hayır, şunu söyleyeceğim. Kimliğim var senin gibi. Senin kim olduğunu bilmiyorum. Adım Fenerbahçe. Benim adım Cem Dizdar. Senin varsa bir TC kimliğin, benim de TC kimliğim var. Buradaki birçok ben senin kadar Fenerbahçe maçı izlemişimdir. Beni ilgilendirir. Çocuğum belki Fenerbahçeli. İlgilendirir. Öyle değil o konular. Seni ilgilendirmez. Hemen çıkıyorsunuz güreşçi gibi. Yani sizin hepimiz Kırkpınar'a gidiyoruz. Elmalı, Korkuteli, yağlı güreşlerine gidiyoruz. Sizde yağ var, bizde yağ yok. Biz sizi tutamıyoruz. Siz bizim her yerimizi yakalayacaksınız. Öyle mi? Öyle şey olur mu ya? Ne demek? Ülke bizim değil mi? Oyun bizim değil mi? Oyun Fenerbahçe'den mi ibaret? O bizi ilgilendirir. Bu ülkede olan her şey yurttaşlarını ilgilendirir. Ne oluyorsa bu ülkede. Her yurttaşın her konuda görüş bildirme, belirtme, pozisyon alma hakkı vardır. Ne demek ilgilendirmez? Nereden çıkardınız bunu? Şimdi geç o Beşiktaş metnini. Var mı o önünde mi? Hemen buluyorum. Oku. Ya, ara sıra tabii yorumlara bakıyoruz da yorumlardan birçoğu şu. Yani kulak asmayın böyle yorumlara ki biz sizi dinleyelim. İşte program devam etsin minimal yorumlar ama ne zaman baksak böyle cümle cümleye kadar söyleyeceğim Fatih Özdemir. Yorumlar. Söyleyeceğim merak etme. Ben senin gibi düşünemiyorum. Yani sen eve servis istiyorsun. Şantaj ve tehdit konusunda bir şey söylüyorsun. Anlattığım her şey bunları içeriyor. Bak anlattığım her şey bunları içeriyor. Ama siz bütün bu tartışma programlarından, gazete köşelerinden, sosyal medyadan sürekli kanaatini belirten insanları takip ediyorsunuz. Dolayısıyla düşünmek istemiyorsunuz. Kendi pozisyonunuzu onaylayacak sözcükler arıyorsunuz. Ben o adam değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Benim kendi fikrim var. Kısa konuşmam, uzun konuşurum. Hayatım boyunca kısa yazılar yazdım gazetede, uzun konuşurum. Daldan dala atlarım. Atladığım bütün dallar aynı ağacın dallarıdır. Yani başka ağacın dalına atlamam. Başka ağacın dalına atlarsam da aynı ormanın ağacıdır. Hani konu bütünlüklüdür. Hani makrodan mikroya, tümden tekile, tekilden çoğula. Ya bunlar okullarda öğretilmiş şeyler. Böyle değil ki bu konu. Bu test çözme hayatı buna getirmiş herhalde. Koy şıkkı X'in yerine bul X'i. O değil ki o. Uzun yolları var hayatın, zor yolları var hayatın, diğer konulara değen konuları var hayatın. Hiçbir konu kendinden bağımsız değil ki. Öyle şantaj da falan yok yani ben motokurye değilim ki o fikri alayım hemen sizin kapınızın önüne getireyim. Konuşuyorum var onun içinde anlatıyorum. Katılmayabilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Beşiktaş açıklaman Hüseyin Bey'in açıklaması ilgili olan açıklama mı? Evet evet hani diyor ya şunu şunu yapmadık demokratik şartlar şudur budur filan. Hemen geldi. Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra yapılan basın toplantısında Ahmet Metin Genç Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne yo bu değil senin dedin ya.
ülke futbolunu en ufak bir eleştirel açıklamaya tahammül göstermeden sürekli para cezaları vererek, evet, oyuna katkı sağlayan gönüllülerin tüm eleştiri haklarını bu vesileyle kısıtlayarak yönetmeye çalışan TFF yeni sevkleri açıkladı. Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu 2. Başkanımız Hüseyin Yücel'i X hesabından profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un A milli takımdan Ümit milli takıma gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklama sebebiyle PFDK'ya sevk etti. Evet. Ne diyor? Demokratik eleştiri hakkı. Serdar Saatçi. Yaptınız mı? Yani kurumsal olarak o zaman belki yönetici değildi birçoğu. Yapıldı mı? Birçok futbolcu aynı şey yapılmıyor mu kulüplerde? O formayı giydi, öyle davrandı. Galatasaray formasıyla antrenman yapıyormuş salonda. Yok efendim, Serdar Saatçi kulübün görüşlerini kabul etmiyormuş. Hani demokratik davranış? Yani aklıma Serdar geldi diye söylüyorum. Siz onlarca örnek bulursunuz yani. Yani bize gelince ben istediğim gibi, oraya gelince demokratik koşullar. O nedenle başta söylediğim şey, sınırlar kalın çizilmeli. Kim için? Yönetici için. Teknik direktör için, futbolcu için. Sport benliğe aykırı. Ne olduğu belli olmayan bir tanım işte. O nedenle şey söylemiştim. Elin doğal konumu. El böyle doğal konumu. Halay mı çekiyoruz ya biz? Ne böyle oyun mu? Böyle futbol oynanır mı? Koşan adamın eli açılır yani dengesi açısından. Bunun bu anlatmaya çalışılan şeyleri anlarsanız bunun bir takımla ilgili olmadığını, doğrular, yanlışlar, iyiler, kötüler, güzeller, çirkinlerle olduğunu anlarsınız. Hayatı üç şekilde kavruyoruz. Etik, estetik, epistemoloji. Belki doğruyu, güzeli ve iyi bilmiyoruz ama yanlışı, çirkini bulabiliriz herhalde ya. O kadar da değildir herhalde. O kadar aklımız vardır yani. Evet, kulübün haklarını savunuyor. Bataklık dediği şey nedir peki? Arkadaşımızın bir tanesi demiş ki Ali Bey kulübün haklarını savunuyor. Doğru, öyle görünüyor dışarıdan. Bataklık? Bataklık kulüple ilgili değil ki. Demek ki ortamdan bahsediyor. Bütün habitattan bahsediyor. Kurutmaktan bahsediliyor. O nedenle bir kulüp kötü, daha kötü, en kötü arasında seçim yapıyorsa iş zor demektir. Bir kötüye karşı iyi, daha kötüye karşı daha iyi, en kötüye karşı en iyi gibi tercihleri de olabilmeli ki, seçenekleri de olabilmeli ki insanlar doğru kararlar verebilsinler. Doğru yerlerde durabilsinler. Yanlış mı düşünüyorum? Bak yanlış düşünüyorum diyenlere ödev veririm. Hani kitap öneriyorsunuz ya. Platon'un Sokrates diyalogları böyledir. İncecik incecik bu kadar, şu kadar bir külliyat tutar. Oturun bak, tartışma nasıl yapılır, oturun okuyun. Daha kolay dünyayla ilişki kurarsınız. Hem de okumanın zevkine varırsınız. Orada genellikle Platon Sokrates'i tartıştırırken sonuca varmak istediği şeye başta hani bilir onu. Sonuca yaza yaza oraya götürür. O diyaloglar da doğru mudur, sonradan mı yazılmıştır? Gelelim abi MHK'nin sızdırılan seminer görüntüsüne. Evet. Tek bir pozisyon sızdırılmıştı önce, daha doğrusu yayınlanmıştı bir şekilde ve sonra Türkiye Futbol Federasyonu bu toplantının tam halini yayınladı. O kadar tam hali ki Zoom toplantısına katılmaların bile başlangıcı var böyle, hani birileri toplantıya giriyor. Her türlü full bir şekilde yayınlandı. O gün tek bir pozisyon seyretmiştik. Daha sonra da şuna gördük ki seminerde eğer o toplantı orada bittiyse sadece Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının pozisyonları tartışılmış. Diğer takımların tek tek bu kadar tartışılı mı, acaba izlenildi mi onu bilmiyorum ama. Acaba bir başka toplantı daha var mı hani? Her bilmiyorum, böyle, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama bilmiyorum. Yoktur sanıyorum. Şimdi o bir tane hani o bir bölümü vermişler, ikinci bölümü sonradan vermek zorunda kaldılar ya. Bak orada git. Şimdi bu da bu arada şöyle diye bir durum var. Hani Ali Koç'un söylediğine göre federasyon başkanı böyle bir toplantı yok diyor. Ortaya çıkıyor. Sorun orada zaten ya. Yani kim doğruyu söylüyor? Açık ki böyle bir toplantı evet, olmuş. Böyle bir iddia varsa demek ki doğru söylenen taraf. Bugün bak şimdi bazı kaynaklarımız var. Yani içeriden bilgi alan, dolayısıyla aldığı bilgi üzerinden kendi yorumunu getiren. Ben tanımam Merkez Hakem Kurulu'ndan kimseyi. Hakem, çok az hakem. Yeni hakemlerden bir iki tanesiyle yolda karşılaşmışımdır. Merhaba abi nasılsın demişlerdir. Genç çocuk. Biri buradaydı, Ali'ydi değil mi? Ali Şansalan programa geldiğinde. Palabıyık. Ali Palabıyık. Evet, evet. Bak hala isimlerini bile karıştırırım. Veysel Karayla Aytaç, Aytaç Karayla Veysel'i karıştırdığım gibi. Orada bir tanesiyle karşılaştık. İşte Murat Fevzi Tanırlı eski arkadaşımız, eski hakem. Yenilerden çok azını sokakta görsem tanımam. Dolayısıyla benim Merkez Hakem Kurulu içinden bilgi almak gibi derdim olmadı. Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı arkadaşımdı Serdar Tatlı. Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Defalarca ortak yayın yaptık. Dostumuz, arkadaşımız orada. Şimdi buradaki iyi kaynaklardan bir tanesi Deniz Çoban. Deniz Çoban gazeteden, aynı gazetede yazıyoruz. Arkadaşımız, telefon açarız, zaman zaman buluşuruz, sohbet ederiz. Artık hakem değil, hakem yorumcusu.
Evet, yayıncı kuruluşu. Deniz Çoban der ki. Da var mıydı? Dur bakayım. Benim önümde var şu anda eğer istersen yazılsın. Deniz var mı? Ha, Deniz Çoban bölümünü bul. Bak Deniz Çoban der ki. Ya burada zaten teknik bir sorun var. Yani VAR'daki hakemin sağdaki hakemi yönlendirmesi gibi Hugh Dallas hakemleri yönlendiriyor orada diyor. Evet. Ve hakemler de öyle baskı altındalar ki diyor. Özetle Deniz'in yazısını anlattığını söylüyorum. Diyor ki baskı altındaki hakemler de canlarını kurtarmak için ben yanlış yaptım diyerek işin içinden sıvışmaya çalışıyorlar diyor. Mealen söylüyorum. Evet evet. Yani uzun uza diyor. Aslında diyor gerekçesini anlatır diyor. Şimdi bilmiyorum, görmedim, farkında değildim, onun için yaptığımı anlayamadım gibi üzerinden onca zaman geçtikten sonra kullanılan ifadelerin hepsi aslında federasyon ve Merkez Hakem Kurulu'nun hakemler üzerindeki baskısını anlatıyor. Esas büyük baskı orada. Dün Sayın Büyükekşi'nin bir açıklamasını okuduk değil mi? O cümlenin devamını ben Deniz Çoban'ın ağzından söyleyeyim istersen. İşte hatırlayamadım, hatırlamaya çalışıyorum, hissiyatım öyleydi, ele geldiğini düşündüm, şimdi ele temas göremiyorum gibi. İzahı pek mümkün olmayan cümleler kuruyorlar hakemler. Benim bu yaşananlardan anladığım diyor Deniz Çoban. MHK, hakemler ve hakeme itenler de ipin ucunu çoktan kaçırmış. Zaten hakemlerle ilgili ciddi bir güven problemi vardı. Bu yaşananlar o güvensizliği zirveye taşıdı. Şimdi bu 4 hakemin 3'ü sonraki haftalarda görev aldı. Sadece VAR Erkan Engin görev alamadı. MHK'ye göre şu ana kadar tek suçlu o görünüyor. Yaşananları anlamlandırmak çok güç. Bundan sonra olanları görmek pek mümkün değil. Yarın sabah neyle oynayacağımızı bile kestiremiyoruz demiş. Hakemlerle ilgili... Aynen böyle. Şimdi baskının büyüğünün orada olduğunu, Hugh Dallas'ın onları yönlendirdiğini, aslında önce durumu anlayacak ve duruma dair eğitim kararı vermesi gerekirken kararları tartıştığını söylüyor. Dün de... Ama şimdi bir unutma abi şunu diyeceğim. Hugh Dallas da orada VAR'ın 6. yılında artık hala en basit, en ilk kuralı söylüyor. Hala adam da biraz onun gibi düşünüyorum. Ya diyor ki gittiğinde ya ben bunu nasıl görmemişim diyeceğim bir görüntü var mı? Soruyor yok. Var diyor çocuk ya Özgür Hayır. Yankaya diyor ya Enes Ünal'ın pozisyonu vardı aklımda o kalmıştı. Oradan tahminen bir şey yaptım diyor. Zaten orada görüntü vermemiş adamı. Trio'yu o pozisyon tartışsa diyelim orada da yani basit penaltı diyeceklerdi muhtemelen. O da o hakemin yanlışı muhtemelen. Evet o da onu söylüyor. Bizim lehimize yanlış penaltı verildi. Tamam o da onu söylüyor maçı. Zaten bir şey dememiş ki Özgür Yankaya. Aklımda Enes Ünal pozisyonu yani refere etmiş aklımda Enes Ünal pozisyonu vardı. Tamam da Yankaya o pozisyonun o penaltının yanlış penaltı olduğunu bilmiyor mu? Hani bilmiyormuş sonra öğrenmiş diyorum ya. Orada o anda karar veriyorsun 30 saniyede. Adama diyorsun ki ya 2 dakikada bir karar veremedi diyorsun. Olayın üstünden 10 gün geçmiş adam hala karar verememiş. Yani, ne diyorlar? Ya İngiltere'de 1 dakikada veriyorlar 30 saniyede veriyorlar. Nerede veriyorlar? Dün gece durdurdu maç işte. Gürcistan-Yunanistan maçında durdu beklediler. Nerede veriyorlar öyle? Birisi söylüyor İngiltere'de öyle Almanya'da böyle diye herkes inanıyor. Kaç dakika duruyor oyunlar yani zor pozisyonlarda. Yani bunun böyle olmayacağını başta anlatmış birinin rahatlığıyla konuşuyorum. Bu işleri VAR'dan çözemezsiniz. Saçma sapan bir şeyin içinde ikinci tartışmaya geçtiniz. Şu anda hiç kimse Rize-Samsun maçının VAR kayıtlarını merak bile etmiyor. Açıklansın açıklansın dedi. Açıklanmıyor kimse de sormuyor. Ya bizim maçın VAR kayıtları nerede diyen var mı? Yoktur. Yok ya kimse yok. Bir süre sonra deşifre oluyor konu. Deşifre olunca toplumun merakı gidiyor. Çünkü merak gidince de kimse ilgilenmiyor. Bu konularla ilgilisi yok. Bak bu konuların ilgilisi yok yani. Alıcısı yok. Ne diyor Deniz Çoban? Bunun büyük baskının büyüğü içeride oluyor diyor. Ne dedi dün şey büyük ekşi? Arkanızdayız dedi. Sağlık sigortanızı hallettik filan dedi. Ya sağlık sigortası nedeniyle mi yanlış karar veriyormuş bunlar demedi kimse. Ya sağlık sigortaları olmadığı için mi düdüğü yanlış çalıp, bayrağı yanlış kaldırıp, zaten... ekranı yanlış okumuş? Değil. Oradaki temel mesele şu. Adil olun dedi. Adil olun, adaletli maç yönetin dedi. Değil mi o toplantıda? Bu da yani hastane şey, ameliyata girecek yakınlığı için doktora işte hastama iyi bak demek gibi bir şey herhalde. İşte adil olun dediğine göre demek ki adil olmadıkları bir zamanlar birilerinin bir takım maçlarda adil olmadıkları, adaletli yönetmedikleri sonucu da çıkar. O nedenle dil insanın evrenidir. Şimdi federasyon... Ne başımıza geldiyse dilimizin yarası geliyor. Burada biz diyor şeyin diyor Deniz Çoban'ın diyor demin gördüm yukarı doğru pırt diye kaçtı okuyam. Deniz Çoban'ın nasıl hakem olduğunu biliyorduk diyor. Benim de nasıl gazeteci olduğumu insanlar bilir. Fevkalade bir adam değildim. Fevkalade bir öğrenci de değildim. Ne yani ya anlattıklarımı yanlışlıyor mu bu? Öğrendiklerimi paylaşmayı şey mi kılıyor? Hani geçersiz mi kılıyor? Yok. Ne alakası var? Deniz Çoban iyi hakem olmayabilir.
Yani bir sürü iyi romandan kötü film, bir sürü kötü romandan muazzam filmler çıkıyor. Bir sürü iyi yönetmen pek de öyle ele avuca gelmez, dişe dokunmaz filmler çekiyor. Bir sürü büyük bestecinin bir sürü şarkısı bestelediği iş dinlenmiyor. Ne, futbol gözüyle yani? Bakalım birçok iyi futbolcunun iyi teknik direktör olmadığını olabiliyor. Çıkıyor. Federasyon bu görüntülerle ilgili kamuoyu kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır dedi. Erden soruşturmasını bitiremedik daha. Bu da herhalde 2 ay sonra falan çıkar, belki de unutulur. Ya onu halledemedik, bunu nasıl halledeceğiz yani? Bunun üzerine Erden Deniz Çoban orada da diyor, bunu diyor, o çözer diyor. Kim? Yani federasyon bu işi çözer diyor. Bakacağız. Erden Timur da dedi ki tüm var kayıtları, seminerler açıklansın, şeffaf olsun her şey. Herkes o zaman daha fazla tatmin olacak. %5 fanatikleri ayırıyorum. Geri kalanı adil şeyler istiyor. Bu yayın önceden kurgulanmış. Bir şey federasyondan sızdırılıyor. Federasyondan soruşturma talep edecektim. Zaten federasyon başlatmış. Sızdırılıp kırpılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe hangi takımdan hangi yönetici ne kadar açıklama yapmış? Toplamda ne kadar negatif, pozitif ya da nötr açıklama yapılmış? Cevaben ne kadar açıklama yapılmış? Bunların hepsi konuşulsun dedi Erden Timur da. Hiçbir şey. Ben Bey'in de fotoğrafı çok gençmiş ha. Evet. Yani bayağı bir muhtemelen kendisinde bile olmayabilir şu an fotoğraf. Olmayabilir yani. Biz ama başka bir alandaki yöneticilikten herhalde. O da benim gibi artık beyazladı değil mi? Beyaz görünüyor yeni fotoğraflarda da ekranlarda. Evet yani bunun böyle olacağı belli. Şimdi bir cephede bir şey açılınca rakip de işin içine giriyor. Yalnız bu %5 fanatik çok iyimser geldi. Çok iyimser geldi bana da yani. İyimser. Yani %5 şimdi fanatiklik hani tam bağlılık. Şimdi sorsan hani çok siyahı bak, gösterince antren, beyaz diyecek yani, kadar fanatik. Galatasaray yani. Tribününde maça gidenlere anket yap. Galatasaray hakkında bağlılık dereceniz. Seviyorum. Bağlıyım. Fanatiyim. Bak %99 çıkar. Çünkü dil kullanımında problem var yani. Fanatiği başka bir şey anlıyor. Hani gazetenin adı gibi. Çok seviyor diye anlıyor. Anlıyorum Erdem Bey'in ne söylediğini ama şimdi bu %5'ler, %3'ler, %9'lar yani futbolcular için de söylüyorum. Daha henüz %60'ındayım. Öyle der değil mi? %100'ünde değil. Ya %100'ünde olsa adamı kimse tutamaz zaten. Ne %100'ü? Kim bu adam yani? %60'ı nasıl ölçüyorsun da 55 değil, 45 değil, 73 değil yani. Yani buralardan, dilin tuzaklarından mümkün mertebe kaçılmak lazım. Ben bunların yani tüm var kayıtları, seminerler açıklansın, şeffaf olsun her şeyin herhangi bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Şimdi bu açıklandıkça tartışmayı büyütür. Cephe sistemlerini artırır. Bunların tamamı sahada oynanan oyunla ilgisi olmayan konulardır. Burada anlatılan yöneticilerin bizlere tartıştırdığı bütün konular futbol bir oyun değildir. Birilerinin kapıların arkasında yönettikleri bir şeydir. Bunun özeti budur. Dolayısıyla bu nedenle çocuklar babaları takım tutmuyorsa takım tutmazlar. Hani var ya dün şey demiş geçen hafta. Neydi o? Gerard Pique. Oyun 90 dakika izleyen var mı filan. O çocuklar işte onlar. Ben izliyorum. Büyük ihtimalle çocuğum izlemeyecek. Büyük ihtimalle. Ama izleteceğiz. 90 dakika bir maçın tamamını sahada izlemenin ne kadar önemli olduğunu, onun için ne anlama geldiğini, o anda orada ondan daha iyi bir şey olmadığını hayatta, onun için, maça gitmiş birisi için daha iyi bir şey olmadığını, teyzesinin, kızının, eski sevgilisinin, amcasının, oğlunun, mahalle arkadaşlarının nerede ne yediğinin merakının gereksiz bir merak olduğunu orada anlatacağız kızımıza. Diyeceğiz ki evladım buraya geldik, şimdi burayla ilgiliyiz. Tıpkı ders çalışırken ders çalışmak gibi. Siz şimdi 1,5 dakikalık TikTok videolarına dayanamayan çocuklar, arkadaşlar, gençler derslere nasıl dayanacaksınız ya? 1,5 saat derslere, 1 saat derslere, koca koca kitapları nasıl okuyacaksınız? O kısadan sonucu bulma gayretleriniz hayatta ayağınıza dolanacak. 5 sene sonra hayata, gerçek hayata geçtikten sonra. Ayağınıza dolanacak onlar. Yapmayın öyle şeyler. Kim size bunları anlatıyorsa onların tamamı problemli işlerdir. Dünya dayanıklı olanların şeyidir, yeridir. Öyle ben ona dayanamıyorum. Bana öbürü konuyu da ver. Hem pirinç pilavı yapmayı öğreneyim. Hem zeytin budamayı öğreneyim. O arada da var kayıtlarını öğreneyim. Öyle de yok yani. Kusura bakma. Pirinç pilavı yapacaksan annene bakacaksın. Hiç boş yere TikTok videosuna ya da neyse YouTube'dan bir videoya bakma. Annen sana öğretir. Git de ki nasıl yapıyorsun anneciğim bunu? O sana gösterir.
En iyi pirinç pilavı, bulgur pilavı nasıl yapılır, içine ne katılır, neresinde nasıl çoğaltılır, az nasıl çoğaltılır, bir yemekten kaç türlü yemek yapılır, bunları size şey anlatmaz. Televizyondaki yemek programcıları anlatmaz. Büyük ihtimalle o yemek programlarındaki yemekleri alın, sokağa çıkın, %80'ini beğenmez insanlar. Herkes annesinin yemeğinin daha iyi olduğunu düşünür. Onunla büyüdüğü için. Yani en son okuduğum şey. 100 yaşından fazla İtalyanlar varmış. Çok güneyinde, ortasında filan. Muhteşem bir yerde yaşıyorlar. Tabii, tabii. Sağlıklı besleniyorlar. Yeni nesil öyle değilmiş ama. Onlar savaş döneminde büyüyen genç çocuklar. Savaşta kıtlık var ya. Her şey az diyorlar ve klasik Akdeniz diyeti dedikleri şey. İşte o olmayan zamanlarda beslenme alışkanlıklarıyla. Sonra paket servis bilmem yağydı. İşte paketlenmiş, işlenmiş etlerdi, şundu bundu derken. Şimdi onlar da geriye doğru düşmüşler. Yani uzun yaşayanları... Aslında sağlıklı beslenenleri. Bir şey öğreneceksek o geçmişteki o insanların, bu dünyanın kadrine katlanmış, çilesini çekmiş insanların bize getirdiği bilgiye de bakmak gerekiyor. Sadece onlara bakmayın ama ona da bakmak gerekiyor. Diyelim, devam edelim. Montella diyelim. Peki. Uğur Melekeli'nin bir yazısı var onunla ilgili. Onu rica edeyim arkadaşlarımdan. Ondan sonra da eksik neydi, yedik neydi bir görelim. 180 dakikada santrfor rolünde Enes, Yusuf, Kenan ve Barış'ı denedik. İki maçta bir gol attık. O da penaltıdan. Montella'ya soruyorum. Elimizdeki santrfor havuzu çok mu iyiydi ki Semih Kılıçsoy'a ihtiyaç duymadık? Demirspor'la başarı yakaladığı santrforsuz model Adana'da kaldı artık. Montella'nın içinden Adana Demirspor mentalitesini söküp Türk pasaportu taşıyan en iyi futbolcularla çıkması lazım sahaya dedi. Evet ya. Montella'yı da görelim ondan sonra devam edelim. Peki, pardon, ona demiş. Ben de buradan bir şeye bakayım senin sayende. Sen onları okurken. İlk yarıda iyi futbol oynadığımızı söyleyebilirim. Sadece bazı pozisyonlarda hataladık ve bu onlara golleri verdi. Geliştirmemiz gereken kesin bir şey var. O da gol atmak. Böyle bir ağır mağlubiyetten sonra kendi içsel sorunlarımızı da çözmemiz gerekiyor. Burada sorumu varsa o da benim. Kimsenin başkasının suçlamasına gerek yok. Baktığınızda çok fazla motivasyonum yüksek. Eminim çok daha yüksek performans göstereceğimiz şampiyon olacak. Bu iki maçta da geri bildirim aldık dedi. Evet. En çok eleştirilen taraf Beşiktaşların da çok fazla üzerine durduğu konu Semih Kılıçsoy'un A milli takımda oynaması yerine Ümit milli takıma gönderilmesiydi. Benim eleştireceğim konu da ya Ferdi'nin ve Rıdvan'ın kadroda olmadığını biliyorum fakat Cenk Yılmaz'ın sol bek ısrarı, formsuz, çok formsuz olan Merih'in, Salih'in, Kerem'in, oynamayan Arda'nın, kendi kulübünde oynamayan Kenan'ın hepsinin aynı anda sahaya atılmasıydı. Ha şöyle de bir durum var. Bu adamları burada izleyemeyecektik. Zaten kendi kulüplerini izleyemiyoruz. Burada da izleyemeyeceksek nerede izleyeceğiz demiş olabilir hoca. Ama çok sayıda formsuz oyuncu bir arada oynayınca fark da kaçınılmaz oldu bence. Şimdi ya bu o kadar kolay satın alınan bir şey ki. Şimdi Beşiktaş bir tartışma açıyor. Semih Kılıçsoy'u satın alıyor kitle. Yani Enes Ünal yapamaz diyor. Semih Kılıçsoy yapar. Yusuf Yazıcı yapamaz, Semih Kılıçsoy yapar. Barış Alper Yılmaz yapamaz, Semih Kılıçsoy yapar. Başka kim vardı orada sayılan? Listede biri daha vardı. 4 tane oyuncu sayıyorlar. 2005'lerden mi? Ha işte yok milli takım kadrosundan. Bunlar yapamaz diyorlar, Semih Kılıçsoy yapar. Şimdi bunu bir varsayayım. Semih Kılıçsoy Beşiktaş son 3-4 maçını kaybetmiş bir takım. Kendi takımına faydası olmamış. Eğer böyle bakılacaksa futbola. Şimdi buradaki temel haksızlık şu. Teknik direktörden daha çok bildiğini iddia eden birileri var ülkemizde. Bir teknik direktörün, veri çalışan bir teknik direktörün, veriler üzerinde çalışan teknik direktörden daha iyi. Bunlar ne bunlar? Bunlar bizim aldığımız farklı mağlubiyetler. Başver bunları ya. Geçmiş zaman. Unutalım bunları. Öyle derler. Önümüzdeki maçlara bakalım. 2000'ler sonrası kaç tane vardı? Bak İngiltere 8-0'lık maçın, 8-0'lık İngiltere maçının kadrosuna bakın. Ülkenin en değerli oyuncularının olduğu takımdır o. Bak o 8-0. Yani ülkenin en değerli oyuncuların olduğu takımdır o. Belki de ülkenin yetiştirdiği en özel oyuncular o gruplarda olabilir. Hiçbir şey değiştirmez o. O takımın da oynayamadığını gösterir. Oyuncu niteliğini anlatmaz o. Takımın oynayamadığını gösterir. Yani Alparslan Eratlı'dan sonraki Abdülkerim Durmazlı takım. Onlardan bir tanesi öyleydi. Hani Yaşar'la konuşuyordum da nerede bu Lineken? Alparslan Eratlı'dan sonra arkadan oyun kurulumu. İşte hani libero, stoper, libero, tandem şimdilerde. Bakın o çok gol yemiş takımlara.
o takımların oyuncularının büyük bölümü kendi dönemlerinin ülkedeki en iyi oyuncularıdır. Bunun anlattığı şey oyuncu kötü değilden fazlası takım iyi değildir. Ya bir de skor işin son süreci zaten. Euro 2020'de İtalya'dan yediğimiz 3 golle. Şimdi sen buraya çıkarken omuzuna aldın Montella'yı. Omuzuna aldın. İşte oyunu lig devresindeki milli takımla, ikinci devresindeki milli takımlar aynı milli takım olabilir mi? Olamaz. Olamaz değil mi yani? Sorun oralarda bir yerde yani. Ayrıntıda. Yani diğer takımının hocası da kusura bakma Ralf Rangnick yani. Az uz değil. Yani o kadar da değil bu konular yani. Böyle de değil bu işler. Hani dün bir bugün ikinin işleri değil bunlar. Orası da Avusturya. Viyana Senfoni Orkestrası. Demin anlattık gene makarnaya bağladı diyorlar. Viyana Senfoni Orkestrası. Berlin Filarmoni Orkestrası. Ya bir de hani Almanya'yı... gidip de kapıda kaldık. Viyana, surlar, duvarlar. Ya böyle yerler buralar. O kadar affa almayalım insanları yani. Krosan muhabbeti de ona bağlı. Yani yapmayın böyle şeyler ya. Şimdi ona bakmayıp kendi varlığını efendim kadro temel kadrosu. Uğur diyor ki İngiltere'nin kadrosu belli. Ya bizim kadromuz belli değil ki. Bizim kadromuz bir önceki yazısında Uğur'un söylediği gibi 25.3'lük gencecik bir kadro bu. Bu kadro bu sene değilse bir sonraki turnuvaya hazırlanması gereken kadro. Kaç yaşında şu Enes Ünal? 24 yaşında hala. 24-25 yaşında. Yani ya, iki turnuva da oynar. Değil bile yani. 23'ten şu an 24. İki turnuva da oynar bu çocuk. Oynar. Yani sen böyle yapınca bak. Enes Ünal'a, Semih Kılıçsoy yüzünden bak. Ne olduğu belirsiz olan soru işareti Semih Kılıçsoy yüzünden ki sezonun başında muhtemelen Erzincan'a gidecekti bu çocuk. Erzincan'a gönderiliyordu yani. Hatta o da istedi istemedi gibi haberler var. Kerem Aktürkoğlu gibi bir sefere çıkıyordu çocukcağız. Öyleymiş yani. Duyumlar, haberler. Semih Kılıçsoy yüzünden bu takımın 4 tane oyuncusunu bir kenara koymayı öneriyor. Ve bunun örneği de diyor ki İngiltere. Ya İngiltere olur mu? Allah aşkına yani. İngiltere'nin kadrosunu gözüm kapalı sayarım. Doğru sayarız. Ya biz daha yeniyiz bak. Bir elimizde bir şey kalacaksa Avrupa Şampiyonası'nın en genç takımı olarak kalacak elimizde. Ve bu takım içerideki yani Kuntz'un bazı maçlarında da Kuntz sonrası maçlarında da kendi ölçülerinde iyi oyunlar oynamış takım. O 1.5 bekmiş de o oynatılır mıymış? Ya denenir bu maçlarda. Olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Kendi ülkemizin çocukları bunlar. Bunların daha iyi yapmasının hem kendi takımımızda gençler oynasın diyoruz. Öbürü genç. Niye bizim daha genç oynamıyor, Semih Kılıçsoy oynamıyor diyoruz. Ya böyle tartışma olmaz. Bu tartışma işe yaramaz. Tabii ki yenilmesin 6-1. Niye yenilsin takımımız yani? Ama hayır, ilk yarı ile ikinci yarıdaki farkı anlattırman gerekir hocaya. Ne oldu burada? Buranın konusu neydi? Biz niye böyle olduk? İlk yarıda da aynı 11 oynuyordu. Değil mi? Değiştirmeden çıktı, tıkır tıkır oynuyordu. Maç 1-1 bitiyordu o manasızlık olmasaydı orada. Aytuğ Bey teşekkürler. 26 yaşında Enes Ünal doğruladı. Evet evet yani, yukarıdaydı. Aynen. 24'te ben Enes üzerine biraz konuştum ettim çok, de oradan biliyorum yani. Ama hala çok genç bana göre. Hatırlıyorum da. O yüzden sanki yukarıda da doğru abi doğru. Biraz diye düşündüm ben yani. Teşekkür ederim. Almanya'yı yendiğimizde ne kadar yani çok abartıldı ya hazırlık maçıydı. Tamam bu da bir hazırlık maçı. Fark yedik keşke yemeseydik. Bu kadar abartılacak bir şey yok hani şu anda. Ya bunlar hazırlık maçı. Hiçbir burada şey bunların bak bu ağır mağlubiyetlerin öğreticiliği çok olur. İngiltere de böyle yenilmiştir. Hollanda'nın da böyle mağlubiyetleri vardır. Almanya'nın da vardır. Ya geçenlerde Japonya geldi herkesi denize döktü. Gelmedi mi ya? Avrupa'ya hazırlığa gelmedi. Almanya'yı yendi bizi yendi. Ya denize döktü Almanya'yı orada. Almanya bu yani. Diyeceksin ki hocası değişti. Bizde de değişti ya. Yani her mağlubiyetten sonra hoca değiştirsek bu şeyin altından, yükün altından kalkabilir miyiz? Bir de bu kadroda şu anda hani normal standart olması gerektiğini beklediğimiz Ferdi, Abdülkerim, Zeki Çelik, kim olabilir? İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu oynadı, okey olabilir. İrfan Can tamam. Yani 6-7 tane az beklediğimiz oyuncu da yok bu kadroda. Bak şimdi bak bak. Şimdi bu oynama, Semih Kılıçsoy oynamasın diyenler var ya, Beşiktaşlılar. Başta Uğur Meleki olmak üzere birçok yazar arkadaşımız, dostumuz. Ya bir tane de Arda Güler analizi yapın ya şu maçla ilgili. Bir maçla ilgili. Hak etmiyor mu bu çocuk ya? Bir Arda Güler ifadesi geçiyor mu hiçbir yerin içinde? Ya bari o yapmaya çalıştır o Rojota'yı değil mi? Şimdi Semih Kılıçsoy tamam eyvallah o oynasın güzel. Arda Güler oynadı. Mecal, derman. Bak bunlar hep dilimizin güzel kelimeleridir.
Yani bizim bu milli ya takımı da bu, taraftarlaştırdığımız... Okudun mu sen Arda Güler, okudun mu hiçbir yerde? Ya. Arda Güler kötüydü. Yok bu... Fevkaladeydi. Ya tabii ki maç eksiği var. Hiçbir yerde bir Arda Güler değerlendirmesi okuyor musun? Görmezsin çünkü bu hazırlık döneminin ana konusu Semih oldu ve öyle. Oynamasa ne olurdu Arda Güler? Hadi şimdi sana bir soru. Oynamadı diyelim, almadı. Dedi ki ya Real'de de oynayamıyor, Madrid'de oynayamayan çocuğu ben buraya niye alayım? Gel bakalım şimdi ne olurdu o Montella. Onu zaten turnuvada hemen göreceğiz. Hemen saçlarını sıfıra vururlardı. Ben onu sana zaten söyleyeyim. Turnuvada göreceğiz. Öyle mi? Şimdi bu tenakuzlardan, bu tenakuzları yaklaştığımızda, kavradığımızda kendi durumumuzu daha iyi kavrayacağız. Abartılacak bir durumda değiliz. Bu takımı yapabilecek çok şey var. Çünkü bu takım 25 yaş ortalamalı bir takım. Eldeki oyuncuları gayet iyi oyuncular. Daha Orkun Kökçü dediğimiz oyuncunun geçen gün hocasıyla kavgasını okuduk gazetelerde. Hem kadrodan kesildi hem kadro dışı bırakıldı. Şimdi bak bu bir sorun. Bakın bu bir sorun. Orkun Kökçü'yü okuduk. Semih Kılıçsoy'a takımı tartışma bahşetti. Semih Kılıçsoy'un durumunu düşünün. Çağırdılar milli takıma, gitti. Takımda Enes var. Yusuf Yazıcı var. Kenan Yıldız var. Ya ne yaptın sen? Dedi, Kenan da dedi ki ya birader ne yaptın sen ya? Biz oynuyorduk ya burada. Ne olacak şimdi bu çocukların durumu? Dedi ki ya sen benden daha iyi oyuncu olduğunu mu düşünüyorsun dedi. Yani faraziye kuralım. Ya yakışıklı şeyler mi, şık şeyler mi, güzel şeyler mi bunlar ya? Yani birisi üzerine konuşuyoruz. Ötekileri ihmal ettiğimizi fark etmiyor muyuz? Hani çocuklarını sevmeyen aileler var denir. Bu evladını ayırıyor denir. Öyle değil midir bu konular ya ailenin içinde? Baba da der ki ben çocuklarımı ayırmam. Ama birine yakın görünür. Öyle zannedilir yani. Değildir. Öbürünün başında gidip başını okşuyordur. Küçüğe daha ilgi duyulur. Çünkü o küçük bilmez, o küçükken baba anne ona ilgi duymuştur. Büyüyünce hani küçüğü büyütmeye çalışır aile. Bölünür, ikiye bölünür. Baba oraya gider, anne buraya gider. Ya bunun gibi şeyler. Yani nasıl yaralar açtığınızı bu tartışmalarla çocukların üzerinde fark etmiyorsunuz. Bakın bunlar sosyal psikoloji konuları. Pilavı biliriz, makarnayı biliriz. Bunları da biliriz yani. İsteyene anlatıyorum ben bu konuları. Meseleleri çok yönlü düşündüğünde, daldan dala atladığında, olayları birbirine bağladığında, Orkun Kökçü'yü oradan buradaki Semih'e, buradaki Semih'i oradan gelmiş Arda'ya bağladığında anlarsın. Öbür türlüsü mümkün değil. Öbür türlüsü yenildin. Biliyoruz yani yenildi. Onun üzerine hadi takım değiştirelim ya da hoca değiştirelim diyecektiniz. Zaten soru o değil miydi? Ne demiş? Hocaya sorulan soru. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Ya bu sorunun dile gelmesi bile başlı başına bir ülke sorunu. Orada soruyu sormak sorulur mu? Sorulur. Gazetecinin hakkı mı? Hakkı ama akla ve dile gelmesi bir ülke sorunu bu. Konuyu anlamayacağız biz demenin diğer türlü söylenişi. Abi teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ederiz. O şeyi de söyle, beğeni yapmayı unutmayınız. Söyleyeyim mi? Sen söyle o zaman abi. Peki arkadaşlar. Sen daha güzel söylüyorsun, etki oluyor. Biz de kendimizi iyi hissedelim yani. Hep eleştiri, hırçın şöyle böyle. Beğenirseniz yani. Yani eleştirenler kadar beğenenler de beğendiğini söylesin diye. İnsanlar sevilmek istiyorlar. Dolayısıyla ben de sizden biri olarak biz de sevilmek istiyoruz ya. Orada bir tane tuş var, dokunursanız biz de sevildiğimizi hissederiz. Biz de fena çocuklar değiliz ya, insanız yani. Bakmayın siz böyle alevli alevli konuşuyoruz ama... İşte o biraz yaşadığımız hayatın bizim üzerimizdeki etkisi. Bence olumlu etkisi. Teşekkür ederiz katılım için. Teşekkürler. Harika bir kapanış yaptın. Salı günü görüşmek üzere.